6 Şubat 2023'te ülke olarak tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadık. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Ülkemiz için çok zor bir dönem olan asrın felaketinde yaraları sarmak için vatandaşlarımız bir ve beraber oldu. 50 bini aşkın vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketinde ülkemiz zorlu bir sınav verdi. Depremin ilk anından itibaren AFAD başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllü vatandaşlarımız yaraları sarmak için deprem bölgelerine akın etti. Bizler de Konya adına ilk günden itibaren Hatay'daydık. Konya Büyükşehir Belediye'miz, Selçuklu, Meram, Karatay belediyelerimiz tüm ekipleriyle, ekipmanlarıyla, bütün araç ve gereçleriyle, iş makineleriyle, personeliyle, idarecileriyle oradaydık. Hatay merkezde oluşturduğumuz koordinasyon sayesinde karayollarının bulunduğu yerde arama kurtarma faaliyetine katılan ekiplerimiz için ayrı bir merkez oluşturduk. Ekiplerimiz gayretli çalışmalarıyla gerek insani yardımların ulaştırılmasında gerekse arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Ayrıca Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizde organize edilen ve hemşerilerimizin de seferberliğiyle toplanan yüzlerce tır insani yardım Hatay'a ulaştırıldı. Depremin ardından yine Konya Büyükşehir Belediye'miz Meram ve Karatay belediyelerimizle beraber depremzede vatandaşlarımızı Konya'da misafir ettik, yanlarında olduk. Özellikle depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlara bir nebze moral verebilmek için gayret gösterdik. Tüm bu çalışmalarımızla depremin açtığı yarayı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya çalıştık. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak güçlüyüz. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz, gelme gücümüz var. Buradaki en önemli gücümüz de birlik ve beraberliğimiz. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim etsin. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.